Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi Müzesi 2006 yılında belediye tarafından kamulaştırılmış, 2009 yılında restorasyonu tamamlanmış. 25 Şubat 2012 yılında ise Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi Müzesi olarak işlevlendirilmiştir. Müzemiz yine Keçecizade kısmı ve Yıldız Oteli kısmından oluşmaktadır. Odalarımız yine tematiktir. Menderes Havzası'nın penceresi olarak düşünülen Ödemiş'te bir arşivimiz ve kütüphanemiz mevcut. Kütüphanemizde Türkiye'nin ilk sözlük kitaplığını yapmaya çalıştık. Dediğim gibi 80 ve 130 metrekarelik bir sergi salonumuz var yine. Keçecizade Hanı'nda yine sinema odamız, Kore Savaşı odamız, Çeyiz Gelin Düğün sergimiz ve ayakkabı odamız sizi karşılamakta. Büyük bir avluya sahibiz aynı zamanda. İşte oturma odasıyla başlıyor yine odalarımız. Çeyiz odası, efeler odası, otel odamız, mutfak kısmı, Şükrü Saraçoğlu ana odası, Doktor Mustafa Şevket Bengüsu ana odası, Ödemiş tarih odamız, Ödemişli kültür ve sanat insanları odamız gibi odalarımız yer almaktadır. Ve 1922 yılları arasında bir Yunan işgali dönemi var. Bu otelin eski sahiplerinden Serterler'den Tevfik Fikret Bey, kırmızı kumaş Yunan işgal subayları tarafından yasaklandığı için, kendileri de manifaturacı olduğu için koynunda sakladığı kırmızı bayrak parçalarını annesi Emine Hanım'a götürüyor. Emine Hanım da tabii işgal dönemi ve kandil ışığında gözyaşlarıyla bu parçaları birleştiriyor. Hatta beyaz kumaş bulamadığı için kendi yattığı yatak çarşafından ay ve yıldızı üzerine işliyor. Ve 9 Eylül günü bugünkü Mimar Kemalettin Caddesi girişine asılıyor.